Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Telviyat itisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inne evliya Allahi la khafun aleyhim ve lahum yahzenun. Telviyat itisa. Nedir bu? Tasavvuf, tarikat, velayet, seyri sülük namı altında. Tarikat nedir? Hakikat nedir? Velayet nedir? Seyri sülük nedir? Onu anlatıyor. Yusuf kaç? 51 miydi? Evet. 50. 50, 51. 50-51'dekini okumamı istedi. Ben de orayı okuyorum. Manası neydi? Bilin ki Allah'ın dostları için ne bir korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar. Birinci nokta. Velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini, sünnet-i seni ittibadır. Peki, sünnet-i seniye ittiba olmadan da velayet yolu var mıdır? Hem vardır hem yoktur diyor diğer şeyde, bir nüktede. Kader doğrusu sünnet-i seniye ittibada olduğunu, ifrat tefrit dışına çıkılıyor eğer sünnet-i seniye ittiba olmazsa. O ifrat ve tefrit mi oluyor? Şimdi benim anladığım 452'de sünnet-i seniye ve ahkam-ı şeriat haricinde tarikat olabilir mi? He. Diye sual ediyor. Orada hem var hem yok. Var nasıl olacak? Vardır çünkü bazı evliya-i kamilin şeriat kılıncıyla idam edilmişler. Oraya da zaten merak ettim yani nasıl oluyor diye. 52'de mi? 52'de. 52'deki sünnet ittiba etmektir. Ne tam paragraf? Üçüncü nükte abi. Üçüncü nükteki sorunun sorunu. Fakat aşmamış orayı. Yani evliya zatlar şeriat kılıncıyla bu başka bir manaya değil mi acaba? İmam-ı Rabbani'den okuyorum. Lemalar. İmam-ı Rabbani Müceddidi El-Fisani diyor ki, radiyallahu anh, iyi dinle ama. Yani bunun içinde acayip şey saklı. Dikkat etmezsen göremezsin. İsmail toparladı. Ben, diyor, seyr-i sülük ruhani'de görüyordum ki, nerede görüyordu? Seyr-i sülükten. Seyr-i sülük ruhani'de, alemde seyahat ederken ne yapıyordu? Görüyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan mervi olan kelimat, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ortaya çıkan, rivayet olunan kelimat, nurludur. Sünnet-i seni şua ile parlıyor. O alemde, bu dünyada yaptığı kelimatlar, zikirler, evratlar, sünnet-i seniyeden gelen zikirlerse parlıyor orada. Tamam? Evet. Ondan mervi olmayan, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan rivayet olmayan parlak ve kuvvetli virtleri, halleri gördüğüm vakit onları da görüyordum orada. Üstünde onur yoktu. Ama makbuldu. Onur yoktu. Bak şimdi. Dikkat etmen gereken şurası. Bu kısmın en parlağı hangi? Sünnet-i seniyede mervi olmayan evrat ve zikirler. İçerisindeki. İçerik evratlar. Sünnet-i seniyeden gelmiyor. Bir tarikat şefinin, bir halifenin,
bir ustanın, bir alimin, bir hocanın, bir Müslümanın yaptığı dualar. Zikirler, Arabi evraklar. Bunların en parlağı evvelkinin, yani sünnet-i seniyede mervi olan Allah Resulü'nden gelenin en azına mukabil gelmiyordu. Ama gene hak. İncelik burada. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmeyen bir şey de batıl değil yani. Peki biz dua ederken hususi dualarımızda ayetten veya sünnetten dua yaptığımız gibi onun dışında kendi hususi sözlerimizle de dua ediyoruz. İşte bu. O mu oluyor? O. Senin ettiğin dualar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan mervi değil. Kendi hususi istek de mi oluyor? Oluyor ama Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hususi isteği yaptığı dualar da var. Allah'ım kalbimi şaptırma, döndürme. Resul, eğer sen bunu şuursuz olarak da bile desen Resulullah'ın sözüdür. Aslında eksik bir şey yok onun dualarında, onu kullanabiliriz. Hususi dualarımızda da. Tabii, ne eksiği? Ama biz o kadar bilmiyoruz, hakim değiliz, herkes hakim değil. Ne bileyim, Müslüman işte, dua. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam duasını kullanmak sünnettir, farz değil, vacip değil. En büyük dua Kur'an'dır. Kur'an okumakta din, ilm-i usulü dindeki hükmü nedir? Farz mı, vacip mi, sünnet mi? Sünnet. Sünnettir. En büyük dua, zikir, en büyük zikir, eftalü zikir, eftalü zikir nedir? Kur'an'dır, ondan daha büyük zikir olur mu? Hatta Kur'an'da namazı içinde zikirdir diyor. Hani zikir, farzı da içine alıyor, sünneti de içine alıyor, mutlak yapıyor. Şimdi ben burada dikkat edin, dikkat edilmesi gereken şeye parmak basmak istediğim şuydu. Sünnet-i seniyeden gelmeyen evratlar da makbuldur. Bida değildir. O da ubudiyettir. Udûnî estecüb lekum. Dua edin cevap verin. Değil mi? Yani bazıları tutturmuş. Bida, Allah Resulü'nün aleyhissalatü dua ubudiyet değil midir? Yusuf, soruma cevap ver. Evet. İsmail sana yöneliyor. Dua ubudiyet değil midir? Esası da diyor işte Hazreti. Ubudiyetin esası ve ruhudur. Hep böyle Allah razı olsun ama. Ubudiyetin esası ve ruhu olan duayı hep Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla mı ediyoruz? Etmiyoruz. O zaman seninkisi nedir? Bidadır. O zaman nedir bida? Bidayı hasenedir, seyyiye değildir. Çünkü ulema demiş. Ulemanın bir kısmı buna bidayı hasene demiş. Nerede demiş? Bediüzzaman bunu mevzu ederse, iyi dinleyin, ince bir sır var. Risale-i Nur'un ruhunu anlayan görebilir bunu. Yoksa göremez. Kör olursun sen bak şimdi. Batıl olan, yanlış olan bir rey, Risale-i Nur'da medar bahsedilmez, zihinler bulanmasın diye. Ama münakaşa olmuş bir mevzu hakkında, ulema farklı farklı reyan etmişse, ustad onu alır, tahsiye eder. Çünkü hadiste de öyle geçiyor. Mehdi tahsiye eder diyor. Tamam? Arasında ihtilaf. O zaman ustadane bir muamele yapar. Örnek vereyim bir tane. Çok mühim düzenli duruyorum. Mesela Allah gözükmez diyen ulema var. Allah gözükmez. Ama Allah gözükür diyen ulema da var. Fıkıh-ı Ekber'de yazıyor bu. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın Akaid kitabı var. Yazıyor. İkisi de doğrudur. Ustad da Miraç Risalesi'nde kelamına ve rüyetine ehadiyetiyle mazar olmuştur diyor. Değil mi? Şuhud. Ustad diyor ki gözükmez diyene. Tahsiye ediyor. Doğrudur. Vahidiyetiyle gözükmez. Dedikleri ancak bunu. Gözükenlere diyor ki, yani gözükür diyenlere görür insan. Ehadiyetiyle gözükür Allah.
İmam Azam Fıkıh-ı Ekber'de 100 defa Allah'ı gördüğünü söylüyor. Orada 6-7 tane sahabe bahsediyor. Girmeyeceğim ona. Ahmet bin Hanbel kendisi yalan der mi? Ve bakın ya ben kitap söylüyorum ya. Fıkıh-ı Ekber. Ahmet bin Hanbel ben Allah'ı gördüm diyor. Ne dedi sana dedi? Ya Rabbi dedim diyor. Her zaman sana böyle olmak istiyorum. Her zaman seni görmek istiyorum. Ne yapayım? Allah'ın tavsiyesi ne olur? Kur'an okursan ben sana gözükürüm dedi. Kur'an oku. Anlayıp da anlamasam da mı? Yani seni murad ettiğin şekilde anlamak mı? Anlamasan da olur diyor. Allah diyor. Sonra Allah bana dedi ki diyor. Hanbeli mezhebinin imamı. Ben etçim kardeşim naklediyorum. Allahümme salli ala seyyidina. Ne güzel bir şey gelmişti ya. Ya Ahmet benden ne istiyorsun? Dedi bana diyor Allah. Ben Allah'ı görünce zaten şaşırdım diyor. Ne isteyeceğimi, isteyeceklerimi, istemeyeceklerimi. Hiçbirisi beynimde kalmadı. Bir şey anlamadım. Beyin demiyor da ben şey yapıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sonra bana istemeyi öğretti diyor. Dedi ki diyor. Allah yine devam ediyor. Bak peki gitti bu hepten. Ya Ahmet. İyi bu dinleyin. Bunu not alacak bir yerdir. Ya Ahmet. Benden bir şey istersen benden istediğin şeylerdir. Ama sen benden bir şey isteme. Beni iste. Çünkü benden istedikleri ben değilim. Gördün mü inceliği? Kim öğretti bunu? Çok ilginç. Bunu sen duymadın sen. Bana seni gerek sen. Sen benden istediklerin diyor ben değilim. Bendendir. Ama sen beni iste. Allah bana böyle dedi diyor. Ben de dedim ki Allah'ım seni istiyorum. Herhalde tabii. Ahmet bin Hanbel mi? Ahmet bin Hanbel. Hanbel'i mezhebini. Evet. 1 milyon hadisin ravisi. Sonra diyor ben Resulullah'a uğradım diyor. Nasıl uğramışsa. O kafasındaki 1 milyon hadisi tasdik ettirdim diyor. Neyse. Ne yapmış, niçin söyledim? Bu insanlar dolaşıyor. Allah gözükür gözükmez diyenler değil mi? İkisini de ustad ne yaptı? Tavsiye etti. Küllü bidatın dalaletin, küllü dalaletin finler. Bütün bidatlar dalalettir, dalaletler de cehennemliktir. Hadis. Tamam mı? Malum. Çok lazım, ihtilaf olmuş. Bazı ifratçılar bir daha hasenesi olmaz dediler. Ulema, bazı ulemalardan. Bazı tefritler var. Bir de şey yapmış. Yani ikisi de var, aynı şekilde birleştirmiş. Mesela caminin minaresi. Şimdi ben bunu yapayım. Yani buradaki konunun aynı olduğunu söylemek istemiştim. Tarikatta da hem var hem yok. Hani ehadiyetle vahidiyet ikisi de doğrudur dediği şey burada da geçerli o zaman. Evet bu orada da geçerli. Bir hukukta da geçerli yapalım şimdi. Nurcular ve bize lazım olacak nurculara da. Mesela fedakarlık çok güzeldir. Nurculuk da öyle değil. Ama şahsi hukukta çok güzeldir, umum hukukta cinayettir. Çok şefkat güzeldir. Kadında, erkekte zulümdür. Erkekte şefkat, kadında çok şefkat. Tesettür güzeldir. Erkekte, kadında güzel değildir. Çok güzeldir. Cömertlik güzeldir kadında. Çok cömertlik erkekte güzeldir. Çok cömert kadında zulümdür. Bak değişti değil mi? Değişiyor bak. Yerini değiştirse değiştiriyor. Hem vardır hem yoktur. Bidâ-i hasene vardır. Caminin minareleri bidâdır. Ettiğimiz bizim hadisten gelmeyen sözler bidâdır. Ama ulema bunu bidâ-i haseneye koymuş. Ustad da bidâ-i hasene yoktur, vardır diyenleri
burada bir cümleyle işini tavsiye ediyor. Diyor ki, ama iyi dikkat edersen gözükürsün. Bak, lakin bir kısım ehli ilim, kim? Ehli ilim. Bunu dikkatinizi çekiyorum. Bir kısım, Yusuf'um söyle. İlim ehli. Bu lazım olduğu için söylettiriyorum. İlim ehli. Bunlardan bir kısmını bidaya dahil edip, fakat bidayı hasene namını vermiş. Kim vermiş? Ehli ilim. Ehli ilim. Sen kimsin ki? Ehli ilim, bidaya, bunlara bidaya dahil etmiş. Dua da ubudiyettir. Ubudiyette bir de var. Ne? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dengelen bir dua değil. Ama ehli ilim bunu bidaya dahil etmiş ama bidayı hasene namını vermiş. Ölürüm ya. Sen kimsin, ben kimim? Ha, biz de ne yaparız kardeşim? Bidayı hasene kabul etmeyen tarafın tarafkirliğini yaparsan hakaret etme, orası da ulema. Sen karışamazsın yani. Ustadları doğuda talebeler kavga edince medresede hariçte müdahale ettiler. Dedi ki usta, yani biz diyor talebeyiz, kavga edince barışıyoruz. Siz karışmayın dedi. Hem de ustadı tutanın tarafa dedi. Siz gidin. Kardeşim, ulemanın reyi var farklı. Sen, İmam-ı Rabbani Hazreti bir daha seni kabul etmiyor. Ama diğer ulema ediyor. Edenler bir sürü ben yazmıştım. Gördüğüm vakit üstlerinde onur yok. Daha burada da var bak. İmam-ı Rabbani diyor. Resulullah'tan gelmeyen sözler, virtlerde nur yoktu. Onur yoktu. Ha, nur yoktu demiyor tabi. Sünnet-i Seniyye'den gelen virtlerde onur vardı. Bu kısmın en parlağı evvelkinin en azına mukabil gelmiyor. Bundan anladım ki sünnet-i seniyenin şu an bir iksirdir. Hem o sünnet nur isteyenler kafidir. Hariçte nur arama ihtiyaç yoktur. Sana zahmet nasıl, karanlık olmuş mu, yok değil mi? Karanlık mı? 454'te bir paragraf var. O da aynı belirttiğin yeri işaret ediyor ama. Bak hangisi? Söyle bakayım. Şey. Okur musun? Üçüncüsü. Okur musun? Bir tek sünnet-i seniyeye ittiba... Baştan alayım. Hı. Çok sözlerde ispat edildiği gibi ve İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi muhakkikini ehli tarikat derler ki bir tek sünnet-i seniye ittiba noktasında hasıl olan makbuliyet yüz adab ve nevafili hususiyeden gelemez. Bir farz bin sünnete müreccah olduğu gibi bir sünnet-i seniye dahi bin adab-ı tazabufa müreccahtır. Doğru. Ama batıldır dememiş yani. Yani bir tane sünnet-i seniyeden gelen adab, dua, binler efendim onun dışında olan evratlar buna kafi gelmez. Doğru ama bir daha şey değil, batıl değil. Yani sünnet-i seniye olmasa dahi evet. Geçerlidir ama sünnet-i seniyesinde değil. Onur olmuyor. Velayet doları için en güzel, oraya okuyorduk değil mi? Birinci noktadan okuyorduk. Evet. Velayet doları içinde niçin durduk biliyor musun İsmail'im, canım kardeşim? İçtimaiyattasınız ya. Bunlar karşınıza çıkacak. Sonra karşınıza çıkınca inşa etmek için insanların, iyi niyetli olanlara, iyi niyetli olmayanlara değil, bunlar lazım olacak size. Bu mukayeseli. Mesela bakın, cömertliği çok güzeldir. Ama kadında kötü bir sıfattır. Kadında kötü bir sıfat. Ya cömertlik şu, çok cömertlik. Kadın cömert olmalı ama erkek çok cömert olmalı. Çok cömert kadın kötü bir sıfattır. Cesaret çok güzeldir erkekte. Kadında zulümdür. Kadında cesaret. Şefkat çok güzeldir kadında, erkekte değil. Bak gördün mü? Mesela fedakarlık çok iyidir şahsi hukukta. Buraya gazete getirdiniz, televizyon getirdiniz, siyaset konuşuyorsunuz. Olsun canım fedakar, ben orçuna gözümün. Fedakarlık mıdır? Cinayettir kardeşim. Dershaneye bunları nasıl sokturuyorsun sen? Benim ben sen affetme hakkın yok ki. Bak yer değiştirince her şey altı soluyor. Mesela evde şahsi hukuktur, adalet yoktur. Adalet aramayacaksınız. Evde ben haklıyım yok Harun. Haklıyım yok. Hak benim yok. Evde hak yok. Adalet yok. Ne? Şefkat, merhamet, anlayış, iletişim. O.
Velayet yolları için en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini sünnet-i seni itibat. Herhalde tabii ya. Yani zaten sünnet-i seni olsun diye abule giymiyoruz, böyle namaz kılıyoruz. Bazıları da bana bu böyle bir ders yapınca yani bir daha eğilerin sen şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun kardeşim? Niye çöpe atıyorsun adamları? Yani böyle bir şey varsa, ustad da orada dikkat edersen, ustada ne nasıl tahsiye etmiş? Yani ustad orada, ustadın da şeyidir, odur. Bidadır ama diyor, bidayı hasenedir diyor Bediüzzaman. Onu da öyle kabul ediyor. O etmese oraya koymaz. Hah! Risale'nin ruhunu anlar orayı. Eğer ustad hazreti onu reddetmiş olsaydı oraya koymazdı. Bir kısım ehli ilim bida demişlerse de bida yasini demişlerdir diyor. Niye koydun? Adama sormazlar mı? Ha, kavli o ustad da öyle yani. Hemen niye insanları atıyorsun öyle? Parti, hani Allah Resulü gibi dua yapmıyorsun. Allah Resulü gibi Kur'an okumuyorsun. Sen öyle mi yapıyorsun? Sen öyle ona sormak lazım. Yeme içme adabını hep Resulullah'a mı uydun? Hep bida ehlisin o zaman. Sen bir kere merhamete layık olacaksın. Suyu Allah Resulü gibi mi içiyorsun? Yemeği Allah Resulü gibi mi yemiyorsun? Karnını Allah Resulü gibi mi doyuruyorsun? Karnınla beraber olurken Allah Resulü gibi misin? Yok. O ubudiyettir. Dua da ubudiyettir. Dua sırrı ubudiyettir hem de. Öyle yapmıyorsun. Bir daha el misin? Hayır değilsin kardeş. Olsa bile bir daha yasenesin. Eğer sen iddia ettiğinle sen sorgulanırsan dibe ilk önce sen gidersin. Bir de iki, çok mühim bir şey söyleyeceğim. Geçiyorum, bitiyorum. Parantez açıyorum. Biz dusturları öğreniyoruz. Kaideleri öğreniyoruz. İlim öğreniyoruz Yusuf. Başkasını sorgulamak için mi? Aynen. Niçin? Niçin lütfen? Kendimizi... Tamam o zaman bırak. Için. Bırak metreyi. Bırak insanlar metreyle ölçme. Aldın metreyi, aldın tartıyı, insanları tartma. İnsanları metreleme. Ha metrelenirsen merhamet etmeyin, merhamet edilmez. O zaman seni de metrelerler biliyor musun? Bir tanesi böyle beni kızdırmıştı. Dedim ki bak namaz kıldırıyorsun, imamlık yapıyorsun. Bak Allah Resulü'nün farklı bir şeyi var. Sen dedim çamaşırını değiştiriyor musun? Ne demek dedi ya? Bak dedim ben sabah, ben size işinizden söylüyorum. İş çamaşırımı çoğunuz biliyorsunuz. Sabah kalktığım zaman gece iş çamaşırımı değiştiriyorum. Gece giydiğimle gündüz giydiğim farklı. Ben peki ilan edebilir miyim sen de böyle yap? Hayır. Yapmayana ehli bidat denilir mi? Ya biraz insaf etmek lazım. Yani ben yaşıyorsam karşıki taraftan benim yaşantımı metrelememem gerekiyor. Bırak kardeşim insanları bırak ya. Bırak insanın psikolojilerini bozma ya. Hep depresyona girmişler ya. O tür tip insanların çevresinde olan inan hepsinin psikolojileri bozuk. İtimat edin bana ya. Tedavi için geliyorlar da onun için. Nasıl tipler yetişiyor? Mükemmelliyetçi fıtratlar yetişiyor. Mükemmel. Hani kitapta gördüğünü hemen uygulayacak. Hayır Risale-i Nur'da gözükenler zirvedir, son noktadır. Yapabildiğin kadar yanaşacaksın. Ya hero ya mero. Ya yaptın ya yapmadın. Yok öyle bir şey. Ya yavaş yavaş kardeşim. Yavaş yavaş. O son noktadır. İlle böyle olacaksın yok. Böyle kabul edeceksin. O kolay. Bütün elde edilmezse bütün terk etmek evet. Caiz değildir. Ya evet Allah razı olsun. Yani cemiyet kardeşim bozuk. Cem merhametli olmak. Ya hep yayıç oluyor bizim çoğunluğa. Tabii. Kitapta gördüğünle insanları ölçme. Kitap en zirvedir. O kitabın düsturunu Bediüzzaman da okuyor. O da uyguluyor. Bir örnek vereyim. Siz bu çocuklarla yatıyorsunuz. Çocuklar, kendi çocuklarınız. Hani hafta sonları da dershanede o havayı teneffüs etsin, tefeyyüzlensinler diye. Çocuğun, senin çocuğun. Ben ne yapıyorum sizin çocukla yattığı zaman? Bir sabah namazı sünneti farz kıldık mı? Tesbihat dinlettirmiyorum. Yat, yatırıyorum. Niye? O ki tam benim gibi yapacaktı. Benim yaşıma gelince ne yapacak? Bu yaşta benim gibi yaparsa benim yaşımda ne yapacak? Bırak kardeşim bu yaşta yapması gereken kadar yapsın. Benim gibi de benim zamanımda yapsın. Nefret ettirme. Yani amal ve harekatında sünnet-i seniyye düşünüp ona tabi olmak ve taklit etmek
ve muamelat ve efalinde ahkam-ı şer'i düşünüp rehber ittihaz etmektir. Anlamadığınız yeri sorun. İşte bu ittiba ve iktida vasıtasıyla adi ahvali, adi derken bu halk arasındaki adi değil. Nedir bu İsmail? Basit. Sıradan. Basit yani sıradan ki davranışlarımız ve örfü muameleleri ve fıtrı hareketleri ibadet şekline girmekle beraber yani böyle sünnet-i seniyeye uyarsak bu örfü muamelemiz, basit adi hareketimiz, basit derken ayakkabı giymek gibi ne yapar? İbadet şekline girmekle beraber her bir ameli sünneti ve şerri o ittiba noktasına düşündürmekle bir tahattürü hükmü şerri veriyor. Yani bu hareketi niçin yaptığını sorguladığın zaman ben niçin böyle yapıyorum diye hemen tahattür hükmü şerri. Onun hakkındaki şerri hükmünü hatırlar. Şerri hükmünü hatırlayan da şari-i hakiki hatırlar. O hükmü koyan Allah'ı hatırlar. Sonra huzur geliyor. O tahattür ise sahibi şeriatı düşündürüyor. O düşünmek ise Cenab-ı Hakk'ı hatıra getiriyor. O hatıra bir nevi huzur veriyor. O halde mütemadiyen ömür dakikaları huzur içinde bir ibadet hükmüne getirebilir. Yani adetini, ibadeti yapabilmesi için sünnet-i seni uyarsa bütün ömür dakikalarını ibadet hükmüne getirebilir. İşte bu cadde-i kübra, velayet-i kübra olan ehli veraset-i nübüvvet olan sahabe ve selef-i salihinin caddesidir. Peki başkasına müessir olur mu bu? Peygamberimiz Aleyhisselam kendisi. Bir de diyor, ahir zamandaki Mehdi'de olacak diyor. Mehdi. İkinci nokta, velayet yollarının ve tarikat şubelerinin en mühim esası ihlastır. Değil mi? Çünkü ihlas ile hafi şirklerden halas olur. Hafi şirk ne demek? Gizli şirk. Gizli şirk nasıl olur? Mesela keşke kelimesi gizli şirktir. Keşke ölmeseydi, keşke gelmeseydi. Peki tarikatta gizli şirk nedir? Kendindeki kemalatı ve maharetleri kendinden bilmek. Evet. Değil mi? Başka keşif ve kerametle farklılık ortaya koyup insanların teveccühünü beklemek. Keşif ve kerameti niçin ister insan? Diğerlerinden imtiyaz sahibi olduğunu ifade eder. O zaman ihlassız yapılan her şey gizli şirk olmuyor mu? Öyle oluyor. Yani Allah için yapılmayan da otomatikmen şirk oluyor. Hepsi evet. Ama uygulamaya geçirdik biz yani. Çünkü ihlas ile hafi şirklerden halas olur. İhlası kazanmayan o yollarda gezemez. Tarikatta gezemez. Velayet yollarında gezemez. Ve o yolların en keskin kuvveti muhabbettir. Yani velayet ve tarikatta yolları o yolda hareket edebilmesi için en keskin kuvvet, duygu, hissimiz nedir? Muhabbet. Allah'ın, Allah lafzının en keskin manası buymuş. Mesela hü, lehü, ve lehü, yelehü. Bu Allah'ın o elifi kaldırıp da vardır, yedir metaforu getirilirse, yani o şekilde kombinasyon yapılırsa, Allah hakkında tam 8 tane kombinasyon yapılıyor. Hepsinin tek tek manasını toplarsan Allah'ın şey çıkıyormuş, muhabbet. Muhabbetmiş. Muhabbeti mi? Doğru. Evet. Tek tek düşünürsen Allah'ta hü, temelinde lehü, ve lehü, yehü gibi böyle 8 tane şey yapabiliyorsun kombinasyon edersen. Evet. Hepsi Elifsiz mi? Elif yerine vav koyuyorsun, laf koyuyorsun, lam, vav,
ye, ondan sonra müstakil de yapabiliyorsun hünün başına. Lehü, yehü ve lehü. Ondan sonra bu tarafa yap. Ve lehü, ye lehü gibi. Hepsini toplam edersen şey çıkıyor, mabet. Bazı alimlerde bir senede okumuştuk bu derste. Kainatın mayası muhabbettir diyor alimler. O, şey, o dediğiniz şey. Rüsale de ya. Kainatın bize ha mayası ha. Mayası muhabbet. Ama ha, ustad öyle demiyor. Ustad diyor ki doğru. Sen dedin alimler. Ustad kainatın bir sebebi vücudu. Bir sebebi vücudu muhabbetmiş. Evet, muhabbet mahbubunda bahaneler aramaz ve kusurları görmek istemez. Ne acayip bir şey ya. Allah harika ya. Yani delili ya, acayip bir şey ya. Metreyle ölçmeden. Ölç be kardeşim. Benim meşrebime geliyor ya. Tenkit, tenkidi tenkit edeceksin. Tenkidi tenkit etmek, bak tenkidi tenkit etmek lazım. Ama tenkidi tenkit eden adamı tenkit edersen tenkidi takdir etmiş olursun. Öyle değil mi? Şimdi bak, muhabbet, bir şey okuyacaktın söyle. Ha, ben muhabbeti soracaktım da konuyu şey, muhabbet burada şey yapmaya çalıştım. Kainatın sebebi vücududur. Hem şu kainatın... Bir dakika, bir sebebi vücudur demiyor. Bir yok mu orada? Bir var, bir sebebi vücududur. Ha tabii, o çok önemli, onu kaçırma. Ya burada muhabbeti bu kadar böyle üstad sıraya koymuşlar. Şu kainatın rabıtasıdır, şu kainatın nurudur. Bu nedir yani bu muhabbet? Bu kainatın aslıdır, bu kainatın nurudur, mayasıdır. Horon enerjisi geliyor adamı yani. Şimdi böyle bir muhabbet ne? Bizim muhabbeti şahsen ben tam şey yapamıyorum, sözlük kelimesiyle biliyoruz yani. Muhabbet hakikati nedir? Bu muhabbet nedir? Böyle bir muhabbet burada mı tarif ediyor? Çek. Bir nebze. Ama ilk önce şöyle bir bak. Muhabbet aşk değildir. Daha keskindir. Aşk karşılık, karşılığı olan da ortaya çıkan haldir. Muhabbet zatında olan bir haldir. Benliğini yok edendir. Bu dediğin muhabbeti de Allah burada diyor, insanın kainatı meyvesi olan insanın kalbine yerleştirmiş diyor. Bütün kainat var ya, 26. pencere. Bütün kainata Allah harcadığı muhabbeti kimyada da harcamış. H2O. Kimya element bağlarını, o da aşk muhabbettir. Muhabbettir. Muhabbetin o taraftaki formatıdır. Bütün kainatta Allah'ın dışında bütün varlığa kullandığı muhabbetin özünü, hulasasını, haritasını, ruznamesini, takvimini insana koymuş. Acayip bir şey yani. Muhabbet benliğini yok edendir. Benliğini yok eden, mesela H2O'da dediğiniz gibi iki hidrojen, bir oksijen var mesela. Müstakil olsa? Müstakil olsa her yanar ve yakıcı. Birleştirdiği zaman farklı bir şey. Hiçbir şey olmuyor. Yani onlardan hiçbirisi olmuyor. Kendi benliği benliğini yok oluyor. Doğru. Tabii benliğin yok oluyor. Mesela hidrojen biliyorsunuz yakıcıdır. Oksijen yanıcıdır. Ama bunlar bir muhabbete giriyorlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Söndürücü oluyorlar. Ve ab-ı hayat oluyorlar. Gönül oluyorlar. Gönül dostu oluyorlar. Öyle bir aşk oluyor ki o hidrojen oksijen. Oksijen öyle bir muhabbet ehli oluyor ki bütün organların gıdası oluyor. Muhabbet de böyle işte. Bütün duyguların gıdasıdır. Su bütün organların gıdasıdır. Bütün şairlerin şiirlerin konusudur. Ya, muhabbet de bu kusurları, narkıslıkları görmez. Eritiyor, yakıyor. Ben gördün mü? Mesela Bülent geldi. O bilmem ne yaptı gitti, o bilmem ne yaptı. Muhabbetimiz varsa birbirimize kusur görmeyiz. Kusur yok mu ederiz? Hayır. Muhabbet gözü kusur görmez de ne yapar ya? Umumi o İsmail'de kusur mu gözüktü? Bize ölçü veriyor. İsmail'in bütün hayatı içinde, mükemmeliyeti içinde, bu kadar hizmetleri, bu kadar faydalılıkları içinde... Bu kadar faydalı bir insan içinde o kusuru attığı zaman o güle hiçbir şey gözükmez. Muhabbet bunu yapar.
cerbezi yapmaz. Tamamen kusuru ne çıkarır? İyilikleri hiç görmez. Onun için usta ne diyor Muhabbet Risalesi'ne? Bir insanda bir kötülük, bir hareket, kötü bir şey mi duydun? Hemen kafanı kaldır diyor. Onun güzelliklerini gör, o adamın güzellik. İnan göreceksin ki o kötü dediğin zan onun güzellikleri içinde hiçbir şey değilmiş. Mesela bir misal vereyim. Tarikata bazı, nurculukta da öyle ama daha çok tarikatta oluyor. Olumsuzluklar duyuyoruz. Tarikat mevzumuz da onun için. Ya şöyle yaptılar, böyle yaptı, bir de tarikatçı bir... Hayır, kafayı kaldır. Bu kadar evrad, bu kadar zikir, binlerce, on binlerce, milyonlarca, la ilahe illallah, la ilahe. Bu kadar namazsızların namaza başlaması. Deccal'ın oraya hücum etmesi bize gösteriyor ki muhabbet et. Deccal'ın düşman olduğu yere düşman olma, Deccal olursun. Deccal'ın düşman olduğu yere düşman olma, Deccal olursun. Deccal'ın düşman olduğu yere dost ol. El hubu fillah vel buzu fillah. Bundan da ileri bir sözüm yok. Deccal'ın düşman olduğu yere düşman olma. Firavun olursun. Yapma. Bak, muhabbet deyince bizim felevi şahsi kusura bakmayın. Abi bir şey daha söyleyeceğim. Tabii bir şey var ya, Hazreti Ziyaettin Abdullah, kahvesi Abdullah'la Hazreti Ziyaettin hakkında bir şey var, mektubu. Kastamonu 86. Yani, bilmiyorum, o hatırıma geldi de. Ben senin onun şahsı makamı görünse diyor belki senin o muhabbetin ondan bire iner. Çok ama diyor ben diyor onun sünneti seniye dairesinin hizmeti diyor. Bırak diyor şey olmasını, zayi olmasını. Benim diyor muhabbetim eksilmez daha fazlalaşır. Çünkü hizmet dairesinde, sünnet seniye dairesinde ehli imanı büyük bir hizmeti var diyor ona. Ölçünü bize getirmiş. Sen diyor şefi niye seviyorsun? Uçuyor, kaçıyor değil mi? Benim şefim var ya, avucu içi gibi dünyayı seviyor, bir şey yapıyor, görüyor, ediyor, himmet ediyor. Ha demek ki sen muhabbetini bu sebeplere bağladın. Bu yanlış. Niye? Bu sebepler yok olsa hakikaten bu adamın, evliyanın, o şefinin bu meziyetleri var zannettin, muhabbet ettin. Hakikaten yoksa muhabbetin gider. Çünkü muhabbetin sebebi buydu. Usta diyor ki bu ölçü olmamalı. Senin o diyor şahsın diyor, beşeriyeti de var. Bizim. Ama da o şahıs ehl-i sünnet ve cemaat dairesi içinde bu ümmeti Muhammed'e ehl-i sünnet dairesinde hizmet ederse onun o hasenesi o uçuyor kaçıyor olsa da bile eksikliklerini görsen bile eksikliklerini görsen bu hizmeti içinde hiçtir. Onun için benim muhabbetim azalmaz. Ama diyor sen diyor bu şartla sevdiğin için o şartı görmesen muhabbetin yok olur. Ben hakiki bir ziyaretini seviyorum. Hayali bir ziyaretini sen bir seviyorum. Hayali ziyaretini. Senin kafanda biz büyütüyoruz adamı. Adam bu boyu bu kadar. Biz öyle büyütüyoruz ki buraya koyuyoruz. Böyle bir adam yok. Ama böyle bir adamı kim imal etti ben? O zaman ben şeyhi kendisini sevmiyorum. Benim dünyamda imal ettiğim, ortaya koyduğum, oluşturduğum şeyhi seviyorum. Ama karşımda bu gözüktüğü için o hayalimdeki şeyhin muhabbetini buna veriyorum. O zaman tuhaflıklar oluyor. Bu ölçüyü biz kendi hayatımızda yerleştirebilsek o zaman bütün meseleler herhalde... Tabii ya ne olacak ya, çok rahat olacaksın da. Şöyle bir diyeyim, senin hakkında bir şey duysun Yusuf. Yani Allah korusun. Duyuyorsun, niye duyuyor Allah korusun? Olsun duysun, duyayım. Niye gösteriyorsun? Göster, hani bazıları diyor, güzel Musa abi çok güzel demiş o. Denizli'li miydi o? Evet. Denizli Musa abi. Allah ondan razı olsun, çok hoşuma gitti. Onun dersini dinleyince karnımı tuttum. Tutuyorum yani. Bir de Necmi abinin böyle karnımı tutuyorum yani böyle gidiyor, hoşuma gidiyor böyle. Ama şeydeki Musa abininkisi hep düşündürücü. Diyor ki, Deccal denilince diyor halka aman Allah göstermesin. Niye göstermesin? Geldi gitti diyor, dua ede ede sen diyor. Aman Allah'ım gösterme, Allah göstermesin. Hakikaten göstermedi gitti diyor. Keşke gösterse sen o ki gelmişse görsün gelesin. Görsen uyanırdın. Uyanırdın diyor tamam. Şimdi şöyle. Senin beşeriyetin yok mu kardeşim? Kaç tane şahsiyetimiz var bizim? 3 tane. Usta, 3 tane. Beşeriyetimiz var, kulluğumuz var, hizmetkarlığımız var. Kardeşim senin beşeriyetin yok mu Allah'ın seni? Sen tuvalete gitmez misin? Özel hayatın yok mu? Hani galis tabirlerin, galis hareketlerin yok mu Harun'un? Var, olmaz mı? Senin ama bir de ubudiyetin var, namaz halin var. Tesbihati yaparken ben görüyorum, ben çok şey yapıyorsun. Bir dünyevi bir ahiri tarafımız var. Var, dur. O ubudiyet yaparken, namaz kılarken, ders dinlerken, şu anda dersim, ayrı bir şahsiyetim var. Ondan sen evden gelmedin mi? Evet. Oradaki şahsiyetim, şimdikine bak. Bir de senin
hizmetkarlığın var. Hizmet ederken mesela nedir? Başka bir yerde böyle bir nasip oldu. Ders anlatıyorsun, ders olur. Şu anda benim şahsiyetim yok. Benim beşeriyetim, karıştırma şimdi. Burada kim oturuyor şimdi? Ben gözüküyorum ama değilim ben. Kimsin sen o zaman? 49 bağla. Artık vazgeçeceğim o sayfa söylemeleri. Çünkü bazıları hoş oluyor ama bazıları da şey oluyor. Ama meazda olsun diye söylüyorum. 49 bağla. Polis oluyor abi bize. Polis abi diyor ki, yani bazıları diyor ki ya ben başka duygum şey yapıyor. Yani zannediyor ki yani furuşluk, sayfa numarası şey yaparak furuşluk oluyor. İfade etmekte de rahatsız olduğum için bilmem nokta nokta furuşluk oluyor gibi hissediyorum. Onun için vermemek ama neyse bazıları da delil olsun. Polis abi diyor ki, ben diyor derse oturunca diyor bir tuhaflık oluyor diyor. Bende bir hal oluyor. Hani bazen ders de oluyor. Kaybediyorum ya. Ben de kaybediyorum ya. Bir acayip oluyorum. Niçin oluyor da bilmiyorum. Ustad diyor ki, niye oluyor diye soruyor. Ustad diyor ki 49'un sayfada barladı. Ya diyor, endişe etme. Dellal-ı Kur'an olan, dellal-ı Kur'an, Kur'an'ın dellalı olan Said'in muvakkaten makamına oturduğun için, geçici olarak oturduğun için o hal sana ariz oluyor. Veriliyor. Sabit bir karakter değil. Ariz olmak. Ceber değil. Ariz. Sana ariz oluyor. Yani dellal-ı Kur'an olan sahidin muvakkat makamına oturduğun için bu hal sana ariz oluyor. O senin değildir diyor. Makamıdır. Tamam. Şimdi burada El-Fatiha dedik mi? Tamam bitti. Benim beşeriyetim başlar. Tesbihatım, kitap okumam, kendi bir cevşenimi okumak, Kur'an'ımı okumak, araştırma yapıyorum. Ha o benim ubudiyet. Üç tane şahsım. Onun için karıştıran karışık adamdır. Bir de çay içerken haliniz var. Onu çok fark ediyoruz yani mesela. Orada daha farklı oluyor yemek yerken. Değil mi? Şimdi karıştıran adam karışık adamdır. Öyle görmek istiyor da onu görüyor. Unutma. Bu üç şahsiyeti karıştıran bilmiyorsa ha özür başımız. Ama bildiği halde bir nur talebesi bilmemek mümkün değil. O zaman o şahsiyeti karıştıran bilerek karıştırıyor. Niçin karışık olduğu için. Muhabbet karanlık oldu. Ben biraz da zor görüyorum. Hasan'ım şey yapar mısın? Evet. Böyle ikide bir evet. Işığa çeviriyorum böyle ama. Evet. Of ya. Muhabbet mahbubunda bahaneler aramaz. Onun için mürit şeyhinde kusur aramaz. Arayamaz. Ve kusurları görmek istemez. Biz de öyleyiz de kardeşim. Ne var yani böyle olsak? Niye böyle şey dedektör gibi davranıyorsun? Mikroskop, teleskop gibi veya bugünler dilime geçtiği için söylüyorum. Navigasyon gibi tespit etmeye çalışıyorsun. Anlıyor musun? Navigasyon öyle. Bugün o gölü gördük. Sen yok dediğin yere gittik yani. Dedim çek burada vardı. Ya acayip şimdi girmeyeyim o kendi navigasyon dersine. Beni çok etkiledi, tamam mı? Daima mahbubuna taraftardır. İşte bu sıra binaedir ki. Bu neymiş şey Yusuf? Hani şey, sır. Sır. Yukarıdaki mi? Evet. İki tane sır geliyor ben. Kardeşim bu sırdır. Demek ki bu işte bizimle alakamız yoktur. O zaman biz anladığımız kadar yürüyeceğiz. Bu sır. Ne, hangi sır? Muhabbet mahbubunda bahaneler aramaz ve kusurlarını görmek istemez ve kemaline delalet eden zayıf emareleri kavi hüccetler hükmünde görür, daima mahbubuna taraftardır. Şeyhinde, ustadında, abisinde, kardeşinde seviyorsa veya nurları onunla tanımsa basit bir hareketi bile onun için değerlidir. O ölüsünü makbul görmüş, doğrudur. Ne zararı olur, onu ne getirir? Bülent böyle görse. Bülent'e kar var mı kardeşim? Değil mi? Bu sıra binaen sırmış bu. Muhabbet ayağıyla marifetullah'a teveccüh eden zatlar ki bunların başlarında ismi Vedud ismine mazhar olanlardan bir tanesi ise şey Yunus Emre. Zatlar şubehata ve itirazata kulak vermezler. Ucuz kurtulurlar. Binler şeytan toplansa onların mahbub-u hakikisinin kemaline işaret eden bir emareyi
onların nazarından iptal edemez. Mesela bir misal vereyim. Bir mürit şeyhini böyle bir muhabbette seviyorsa kusurlarını görmez. Hiç görmez. Ama bazı küçük bir şey görse, örneğin Bülent kardeşimiz dediği anda Bülent girdi içeriye. Tövbe ufakta. Veya İsmail kardeşin veya Harun kardeşimin bir sorusu var. Ya abiye soracağım. Dershaneye onun için geldi. Pat diye geldin derste o iş deniyor. Tamam. Bu abi var ya. Bildiğiniz gibi değil. Büyütür yani. O kadar büyük bir adam ki kalplerdeki geçeni de Allah'ın izniyle tabii. Der ya. Oysa onun navigasyon gibidir. Bak, ben gitmeden orayı, sen gelmeden burayı nasıl ben o dersi yapıyorum? Senin ihtiyacından yapıyorum. Ama sen gelmeden nasıl? Navigasyon diyor ki bana 800 metre sonra sağa döneceksin. Tamam mı? Ben gittim mi? Yok. Haritayı gösteriyor ama bana. Çiziyor. Yılan gibi. Nasıl biliyor peki bu? Bu burada. Buradayken orası niye burada? Navigasyon buradayken orası niye burada? O burayla burada değil. Burayla burada. Tak tak. Üçgen. Allah'a misal. Uydu. Gelecek. Navigasyonda arabadayız. Daha gitmedik ki. 1800 metre sonra sağa döneceksin diyor. Gelecek değil midir? Gelecek ya hazır. Navigasyonda. Bağlanırsan uyduya gelecek şimdiki gibidir. Hiç şüphen yok. Dönersin. Gösteriyor zaten. Bağlanırsan Allah'a geçmiş gelecek aynıdır. Çünkü navigasyonu geride gidiyorum. Baktım o anneli. Şimdi arabada oturuyorum. Neredeyim ben? O neydi ilçenin adı, köyün adı? Northolts. No? Northolts. Ha işte neyse. Biz bir şey görmüyoruz arabanın içinde. Güya ben o şehrin neresindeyim? İçindeyim. Aletimle o benim içimde. Dedim ta burada şey var. Göl var. Abi yok burada. Var kardeş. Nereden biliyorsun? Ben görüyorum. Nasıl görüyorsun? Navigasyon evliyası. Navigasyon evliyası. Ben bazen diyorum ki kardeşim evliya mısın diyorlar. Avliyayım. Nasıl bir evliya? Evet evliyayım. İnternet yoluyla binler yerde ders yapıyorum. Ben o zaman internet evliyasıyım. Şimdi navigasyon evliyası yok mu? Evliya senin görmediğini göstermiyor mu? Bir sıfatı da bu değil mi? Kimse görmedi kardeşim havuzu. Dedim kardeşim solumuzda bir tane büyük bir göl var. Ben lazım. Beni götürün. Severim o gölü. Abi burada göl yok. Var kardeşim. Biz nereden gördük? Navigasyon evliyasıyız. Gösteriyor. Şimdi diyeceksin gene oraya girdin. Nasıl girmeyeyim? Neyse geçelim buraya. Çok etkiliyor beni biliyor musun? Yani burada burayı gösteren orayı görüp buraya yansıtandır. Orayı görmedikçe burayı yansıtamaz. Demek ki ikisi o benim için gelecek olan ve ona göre ben daha arkada olan bir şeyi bu uydu ikisine de aynı andadır. Benim için geleceğe o aynı andadır. Bana da oraya da aynıdır. Aha zamansız. Peki bizdeki navigasyon, o elindeki navigasyon insana yansıtırsa, bizdeki o alet nedir? Uygularsak. Evet, onu uyguladım da. Bak, zamansız diyelim, mekansız soruyorlardı. Hem çekirdekte misal veriyordum. Navigasyonla da anladım ki, uydu vasıtasıyla bütün mekana bir anda hakim, bütün zamana zamansız hakim. Benimle o gelecekte 800 metre sonraki viraj, mekan, 800 metre var. Ama navigasyona göre metre yoktur hiç. Uydu. Uyduya göre aynı, oradadır. Benimle onun arasında mesafe benim var ama uyduya ikisine de aynı mesafededir. Mesafesi yoktur. Ben 10 dakika sonra oraya varırken o 10 dakika değil, orada zaten. Sinyalla. Evet. Zignal mı diyorsunuz? Zignal.
He? Signal. Signal, doğru söyledim biraz he. Signal, sinyal. Sinyal yani. Başver signalı be. Sinyal işte. Tamam mı? Şimdi sinyalle hem buradadır hem burada değil midir? O da yapılan bir uydu bir anda dünyanın her yerinde mekan ve zamanı kaldırıyor da Allah'a niye düşünemiyorsun? Onu yapan Allah, beyni yapan Allah bunun gibi olamaz. Uygulayalım. Uydu Allah desek Celle Celaluhu. Navigasyon şey alet ceset batarya hayat. Tamam mı? Ondan sonra bunun renk, şekil, işte ses gibi 7 sıfatımız sen basar. O içindeki program, içindeki şey ruh. Navigasyonla gelen sinyal iman. Uyduyla bağ var ya, iman bir kuvvettir, bir bağdır. O sinyal iman. O imanın bizde hasıl olan şekli program değildir o şekil. İmanın hakikatıdır. Esma'nın evet. Tabii. Gördün mü iman? Gördün mü iman? Öyle bir imanım var ki geçmişi hazır ediyor. Neyse. Tamam. Anladın mı şimdi navigasyonu? Yani kalp midir acaba o navigasyon gereti? O yani daha genişi söyledik. Ruh. Evet onu açtım da. İçindeki telefon, o navigasyonun içindeki yapı, yani telefonda vardı benim navigasyon da. O şey yok yani navigasyon yok. Telefon da var. İçindeki sesler, renkler, o vasıflar var ya, işte ölçümler bizim 7 sıfatımıza. Tamam. Bataryası da hayata, cesedi de cesedime, içindeki program ruhuma, sinyalla gelen o şekile, imanın hakikati, o aletle uydu arasındaki bağın adı da iman. İmanla bağlanıyorsun. Bağlanmasan iman, bu alet nedir? Hiçbir şey değil. WDAS'ı veya telefonu uyduyla GPS'le bağlamazsa ne olur bu? Bu nedir? Bu ne aleti? Ne işe yarar? Çöpe atar. Ha imanı olmanın yerine çöpe atıyor Allah işte. Senin navigasyonu çöpe atıyorsun. Allah'ın da çöp tenekesi var. Allah'ın çöp tenekesi neresi? Cehennem. Ha bu bir işe yaramaz dedi. Bunu hatırlatalım. Yaramıyor ki. GPS'le alakası yok. Navigasyonu at. Hiçbir şey yaramaz. Allah'ın çöp tenekesi. Sinyali alamadıktan sonra... Navigasyon ha vardır ha yoktur. Zahir tamam. Değer yani binlerce euro da olsa... Hiçbir manası yok. Yani çamaşır makinesi teçhizatlı, fişe takılmadıktan sonra hiçbir fonksiyonu yok. Hiçbir özelliği yok. İşte bu sıra binaendir ki, muhabbet ayağıyla marifetullah'a teveccüh eden zatlar, şubeata ve itirazat, ha okumuştuk. Yani bir şeyhin ufak bir meziyeti gözükse ne yapar? Hemen onu çok büyütür. Ve onun nazarında 10 tane, 20 tane Hüseyin'in kusur gözükse şeyhte, dünkü o bir hal vardı ya kalbine geçeni söyledi. O artık onun karşısına yüzlerce kusur bile millet söylese mümkün değil. İptal edemez. Eğer muhabbet olmasa ne olacak? O vakit kendi nefsi ve şeytanın, ve harici şeytanların ettikleri itirazat içine çok çırpınacak. Muhabbet yoksa hakikaten mi ya? Hasan abi de acayip adam ya böyle hakikaten ya falan bazen bağırır çağırır falan deli ya bu tam akıllı değil falan. Hoyol doğru falan hemen meyleder adam şöyle diyor falan. Ya çırpınacak yani ama söyledikleri olan doğru. Lahana gibi böyle var ya böyle çamaşır gibi bu böyle bu da böyle. Ters yani. Ona dedikleri ettikleri falan birbiri gitti geldi gelmedi gitmedi dedi demediler. İçini kıvranır durur muhabbet yoksa. Muhabbet ne yapar? O ayrı ayrı parçaları hop birleştirir. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı, yaptıysa yaptı kardeş. Bak, dağınık parçaları tek vücut haline getiren nedir? Muhabbet. Kainatı birbirine bağlayan ustad diyor ki, bak 26. pencere ya, aşkı kimyevi diyor. Muhabbet. Kainatı eşeği birbirine bağlayan muhabbettir. Bizi birbirine bağlayan muhabbettir.
Allah bu kainatı yaratmasının bir sebebi muhabbettir. İhlas Risalesi'nde de geçiyor. Mesleğimizin esası huvvet ve muhabbet mi diye geçiyor. Evet. Evet. Yani evet. Muhabbeti doğuruyor demek ki. Şu şeyde okuduk, latif nüktelerde okuduk ya. Kardeşlerim yani rica ederim. Muhabbet varsa veya yoksa böyle olur, varsa... Aa işte öyle. Kardeşim, muhabbetin yoksa çimentosu olmayan bina düşün. Bütün parçalar tek tektir. Muhabbeti yoksa bütün organlar para parçadır. Karaciğer, böbrek, dalak, ayak, kafa, göz, kulak para parça. Muhabbet bütün organları gayesine, farklı farklı organları bir gayeye hizmet etme adına birleştiren macundur. Öyle. Yalnız o muhabbet nasıl olacak? Nasıl bir derste hepsi olur mu? Şimdi biz muhabbetten... Bu hizmetteki yapılan o şeyler, düsturlar muhabbeti doğuruyor ki... bu muhabbet neticesinde o şeyler sağlam. Kardeşim esasat, Allah razı olsun, doğru söyledi. Esasatın, ben acele ediyorum, dayanamıyorum. Esasatın üreği var ya, dusturlarımızda, yani Kastamonu ve Emirdağ. Kardeşim bizim uhuvvetimizi tesis eden macundur. O muhabbet kitabıdır. Silebilirsin Lemalar layıkasını, Kastamonu layıkasını silebilirsin. Kastamonu layıkası yerine şöyle yaz. Muhabbet layıkası. Niye biliyor musun? Dediğin gibi, dusturlar, prensipler, ölçüler, esasattır, muhkemattır, zaruriyattır. Yoksa biz birbirimizi nasıl seveceğiz? Nereden muhabbet besleyeceğiz? Aa, biraz önce... Kimseyi tanımıyor, herkes tabii. Başka memleketlerden gelmiş, başka fıtratlarda. Kastamonu'da bir ziyaretli meselesini söyledi. Kastamonu layıkası değil mi? Muhabbetin ölçüsünü götürmedim. Ha böyle seveceğiz. Ustad neye koymuş onu? Dedi ki Lazca, böyle bakın birbirinize. Ben kardeşimdeki kusuru, eksikliği, beşeriyetini görünce ben de öyle bir şey olması lazım ki ondan daha kuvvetli, onu göremeyecek derecede bir muhabbeti kendimde yerleştirmem lazım ki bu kusurlar, bu beşeriyetler... Ve muhabbeti diyor, mabeyninizde yerleştirin diyor usta. Doğru mu? Muhabbette de şey var mı abi, söze girdim ama. Mesela ihlas... bahsetmiştim bir geçen şeylerde. Hakiki ihlas. İhlas, sır ihlas. Sır ihlas. Muhabbette de biz zahirde muhabbet var ama hakiki muhabbet mi? Ustad sır muhabbet diyor. Şimdi senin söylediğin burada yukarıda ihlastan indi zaten. İhlasta muhabbete. Ben orada şaşırdım. Niye ihlası bahsettikten sonra muhabbete geçti? Evet. Çünkü ihlasın ruhu. Aslında bu ders ihlas dersi. İhlas okuduk bunu. Bak, velayet yollarının ve tarika şüphelerinin en mühim esası ihlastır. İkinci nokta diye böyle başladık. İhlasla başladık. İhlasın ruhu muhabbettir. Oradan geliyor. Oradan geliyor. Yani, bunun ne kaynağı neresi? Muhabbet nedir biliyor musun? Uhuvvet de muhabbet. Mesela dusturlara uyduk. Hey, hoş geldin kardeşim, maşallah. Kardeşimiz benim. Bu ihlastır. Muhabbettir. Ama dışarıda içeride onu kestiğim. İhlası var, sır ihlası yok. Muhabbeti var, sırı muhabbeti yok. İşte dışarıdaki hareketlerimiz ihlas. Ama içeride onun karşılığını bulursa, aynı içiyle dişi aynıysa sır ihlas, sır muhabbet. Muhabbet yani. Abi benim aklıma gene ihlasa girdiği için geçen sene soramadım. Sonradan aklımıza geldi. İhlasdan bahsettin o zaman. Gene de bahsettin. Sırrı ihlas da var. Bir de Üstad Hazretleri hakiki sırrı ihlas diyor. Evet. Aynı yerde. Bu hakiki nedir diye bir ara aklımıza takıldı. Ona bu hakiki sırrı ihlas ne o zaman? Allah razı olsun. Öyle sorulunca ben de keyif alıyorum. Katılmanızı istiyorum biliyor musunuz yani, değil mi derse? Öyle istiyorum. İhlas kardeşim, ben size net söylüyorum, zamanımız doldu. Kaç saat oldu? Bir saat oldu mu? Bir saat tam oldu. Tamam. Bitiriyoruz zaten son cümlemiz. Dusturlara uymak, gerektiği gibi hareket etmek, emrolunduğu gibi yapmak, yani layıkalara uymak, ihlas. O ihlasın öğütülmüş değil.
örtülmüş hali, o hareketin, fındık. Örttüm. Birden midede hasm oldu. Dusturlara uymak, ihlas. Öğütmek, sırrı ihlas. Hakiki sırrı ihlas da hazmetmektir. Biraz daha gideyim bir arkasına. Müsaade ederseniz. Benliğini yok edendir. Fena fil ihvandır. Benliğin yok. Onun için tarikatta son mertebe nurculuğun ilk mertebesidir. Tarikatın ilk mertebesi fena fi şeyh. Şeyhte fena olacaksın. Onun meziyeti var. Şeyhte fena olan ikinci mertebeye gelir. Fena fi resul. Resul de fena olacak. Sonra tarikatta üçüncü mertebe fena fillah. Allah'tan fena olacaksın. Bitti. Tarikatın son mertebesi budur. Kim ne derse desin yok başka bir mertebe. Tarikatta başka bir mertebe yok. Nurculukta bir mertebe daha var. Bundan Allah'ta fena olmadığın daireleri şey mi var ya? Var. Fena fil. Ne demek? Fena fil ihvan. Kardeşinde fena olmak. Niye bundan daha ileri? Çünkü bundan zordur. Şeyhinde fena olabilirsin İsmail. Abine fena olabilirsin. Ama niçin? Onun meziyeti var, özelliği var. Senin nefsin ona karşı kanır. Örnek vereyim ben size. Sen Yusuf'a karşı fena olamazsın, zor. Bana olabilirsin. Şu için söylüyorum. Ne yaşın bana müsait, ne konunun benimle müsait. Emsal değilim sen. Mümessil değil, mütemassil değiliz. Yani ben, bu sefer senin nefsin benimle rekabet etmeye seni kandıramaz. Bu sefer ben de fena olabilirsin. Yani abi böyle dedi, kardeşimiz böyle dedi vesaire diyebilirsin. Bunu sana nefsine ağır gelmez ama ona fena olmak, abi böyle de yerine, Yusuf böyle dedi, ona fena olmak o zordur. O için en son odur. Çünkü fena fil ihvan emsal. Emsal de kendini yok edebiliyorsan, burada hiçbirisi emsal değil. Şeyh emsalin değil, Resulullah emsalin değil, Allah emsal değil. Ama fena fil ihvan, ihvanın emsaldır. Emsala da kendini feda etmek, bunlara verdiğin, harcadığın gayret, fedakarlık. Yani burada kendin benliğin yok ama burada yapamazsın. Zor yaparsın. Nasıl yapıyorsun? Bütün kavgalar da emsallerden başlıyor. Onun için biz ne yapıyoruz? Böyle kavga çıktığı yerde hiçbir şey yapmıyoruz. Gidiyoruz bir vakıf koyuyoruz oraya. Bir ana gibi. Peteğin anası gibi. Aa herkes sustu. Herkes sustu yani. Herkes susar. Susmak zorunda. Vakıfı koydun mu peteğin anasız peteğin toplandığı gibi. Tamam. Anladın mı? Ha, üç mertebe götürdüm. Bir mertebe daha götüreyim. Bir tane demiş ki hazm olmaktır dedim. Bir de fena fil ihvan dedim. Ene de ene hakikatinde o hakikati yok etmektir. Ama en zahir ifadesiyle dusturlara uymak, onu öğütmek, onu hazmetmek. Ve son cümleyi okuyorum ki keseyim. Biz başka bir derste açalım biraz daha. Hangisini? Son bir daha ekledin ya. Ene de o hakikat, onu tam edemedik yani. Öbürler biraz daha anlaşıldı da ortam o ya, benim müsaitse yok, şeyim yok. Hem de iftar saati geldi. Ene de nasıl olur? Ya başka bir derse bunu mevzu yapalım demek istiyorum. Evet. Şöyle değil de. Tamam. Ene de aman yarabbim. Olmazsa bunun devamını yaparken yapabiliriz. Fenafil ekvan olunca otomatikmen diğerler de olmuş oluyor. Ne dedi anlamadım şimdi. Fena fil ihvan olduğu zaman. Yerleri de içinde. Bir kopayım dur. Tamam. Bir daha söyleyeyim. Özür dilerim yani. Bir de. Fena fil ihvan gerçekleştiği zaman, olduğu zaman. Otomatikmen fena fil Resulullah, Allah hepsi olmuş oluyor mu? Diğer otomatik içinde oluyor. Niçin oluyor? Üniversiteyi bitiren kişiye diplomayı getirdiği zaman. Hani hukukun diploması sorulur mu? Fena fil ihvanın içinde fena fillah da var. Fena fil resul var, fena fil şeyh de var. Çünkü onlar geçmese olmaz. Makamı da yüksek oluyor. Fena çok fil. Yüksek de fena fillah. Fena fil ihvan. Üniversite diplomasının içinde ortaokul diploması da var. Üniversite diploması getirdikleri zaman
Harun diploması getirdikleri zaman hani ortakul lisenki lise şey lise diploman nerede demezler. Çünkü içindedir. Fenafil ihvanın içinde fenafillah da vardır. Kim fenafillah yoksa fenafil ihvan yapamazsın. Ne yapamazsın? Yaparsın. Olur. Biraz daha ileri mertebe geçip öğütürsün ama hazmedemez. Usta diyor ki hazmet diyor. Kardeşinin şeylerini hazmetmektir. Kastamonu'da ne diyor? Her hissini maksadına feda etmektir. Bu hazmetmek işte. 233 galiba. Kastamonu 233. Her hissini maksadına feda etmektir. Her hissini maksadına feda etmektir. Öl hissini. Öl hissini. Öyle. Her hissini. Evet. Her hissini. Nasıl olur bilemem. Ben naklediyorum. Eğer muhabbet olmasa o vakit kendi nefsi ve şeytanı ve harici şeytanların ettikleri itirazat içine çok çırpınacak, kahramancasına bir metanet ve kuvveti iman ve dikkat-i nazar lazımdır ki kendisini kurtarsın. Nasıl? Bu da acayip bir cümle. Nasıl ezeyim? Ama ezmek zorundayım. Yani dikkat-i nazar çok ilgimi çekiyor. Yani öyle eğer kahramancasına bir metanet lazım bak. Bunu oluşturabilmen için muhabbeti şey İsmail. Kahramancasına bir metanetin lazım. Kuvvet iman lazım, dikkat-i nazar lazım. Ustad ne diyor? Gazete gibi okumayın. Dikkat-i nazarla okuyacaksın. Bunlar ilk önce var edecek, dusturlar var edecek. Sonra iman hakikatleriyle dusturlar kendi başına Kastamonu işe yaramaz. Sözlersiz Kastamonu işe yaramaz. Ama Kastamonu'suz sözler de işe yaramaz. Ahirette yalnız kalırsın. Ha, o zaman o dusturlar Kastamonu'dan öğrendik. Sözler abinin yanında öğüteceğiz, lemalar abinin yanında hazmedeceğiz. Mektubat abinin yanında da mahsedeceğiz. Şualar abinin yanında da zevk edeceğiz. Yani o potalardan elekten eleğe. Kastamonu'yu atıyoruz, sözleri attık, mektubatta attık, lemaları attık, şualları attık. Hazımdan hazıma. Dikkat-i nazar böyle anlıyorum. Dikkat-i nazar böyle değil tabii. Onu orada, onunla... Ne diyor? Harman etmek. Sözlerin içinde Kastamonu'yu, Kastamonu'nun içine sözleri harman etmek. İdrak-i mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu kadar sikleti, bu terazi çekmez. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. İçimden gelen sözü söylüyorum. Sizi seviyorum. Allah da sizi de, bizi de sevmesini nasip eylesin. Tamam. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet ve hatırına hem de iftardır. Geçmişlerimizi haberdar eylesin. Amin. Mekanlarının cennet bahçesini bir bahçe yapsın. Amin. Her zaman söylediğimiz ki imanımızı ilmel yakin, annel yakin, hakkel yakin, şuhudu iman mertebesini nasip eylesin. Amin. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi ve arzi afatlardan çoluk çocuğumuzu muhafaza eylesin. Amin. Evimize Kur'an'ı ve Risale-i nuru hakim yapsın. Amin. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda nasip eylesin. Şu anda bizden dua isteyen, Allah'ım bu insanları sen biliyorsun, abi dua et, bizi bir insan ve adam zannedip bizden dua isteyenlerin, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin hürmetine, dershanenin şahs-ı manevisinin hürmetine, Allah'lık hakikatinin hürmetine, Muhammed'in imanının hürmetine, bu mübarek oruç tutanların ağızlarındaki koku, kalplerindeki iman, kafalarındaki marifetullah, ruhlarındaki muhabbetullah'ın hürmet ve hatırına affeyle ve onlara derman ve şifa ver ya Rabbi. Bâhir davâhu menilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha temâ salavâ.